Merhaba. Bugün iş yerinde biraz canım sıkıldı. O yüzden size bir anımı anlatacağım. Bakalım anlayabilecek misiniz? Bu biraz utanç verici bir anı. O yüzden de çok anlatmak istemiyorum. Ama Türkçenize faydalı olabilir ve yeni kelimeler öğrenebilirsiniz. O yüzden anlatacağım. Ben ilkokuldayken bir arkadaşım vardı ve onunla oyun oynuyorduk. Sonra birbirimize hatıra yazmaya karar verdik. Hatıra yazmak ne demek? Hatıra yazmak, mesela ben onun defterini alıyorum, ona bir hatıra yazıyorum, ona bir yazı yazıyorum. O da benim defterimi alıyor, o da bana bir hatıra yazıyor. Bir yazı yazıyor yani mektup gibi. Nasıl oluyor hatıralar? Mesela şu şekilde, sevgili arkadaşım, işte seni çok seviyorum. Bana bu sayfayı ayırdığın için çok teşekkür ederim. Kalpler falan filan. Neyse birbirimize hatıra yazdık. Sonra ben eve geldim ve onun bana yazdığı hatırayı okumaya başladım. Şöyle yazmıştım. Sevgili Nuriye, arkadaşım olduğun için çok mutluyum. Sana bir sır vereceğim ama kimseye söyleme. Ben bizim sınıftan Büşra'yı seviyorum. Tabii bunu duyunca çok şaşırdım ve çok heyecanlandım. Ne yapmış olabilirim peki tahmin edebiliyor musunuz? Hemen Büşra'yı aradım ve ona şöyle dedim. Büşra biliyor musun bizim sınıftaki Emre seni seviyormuş. Sonra sınıftaki herkese anlattık. Bütün kızlara söyledim ve en sonunda da gidip öğretmene şikayet ettik. Şimdi böyle bir şey yaptığım için çok utanıyorum. Çok pişmanım. Çünkü arkadaşım bana güvendi ve bana sırrını verdi. Ben ise onu herkese söyledim. Onun bana verdiği sırrı tutamadım. Çok pişmanım. İş yeri. Utanç verici. Faydalı. İlkokul. Oyun oynamak. Karar vermek. Neyse. Sır. Şaşırmak. Tahmin etmek. Pişman.